Üretim Hattı'nın bu haftaki konuğu Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Nazlı Can Delibaş. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Dernek ile başlayalım. Bize Genç Organize Sanayi Derneği'ni tanıtır mısınız? 2016 yılında Bölge Müdürlüğü tarafından bir toplantıya davet edildik. Şu anki dönem başkanımız Ali Bahar'ın gerçekleştirdiği bir topluluktu. Niye çağrıldığımızı bilmiyorduk hepimiz. 24-25 yaşlarındaydım. İçeriye girdiğimizde ben ve benim yaşımda küçük büyük bir sürü arkadaşımın olduğunu gördüm. Hala şaşkındım açıkçası. Sonrasının nereye çıkacağı hakkında da pek bir fikrim yoktu. Başladık toplantıya fakat çok sıcak bir atmosfer oldu. İçeridekilerden tanıdığım arkadaşlarım da vardı ama organize sanayi bölgesinden değil, liseden, üniversiteden veya ilkokuldan ortak olduğum arkadaşlarımdı. Hatta şöyle söyleyeyim, ortaokulda olan bir arkadaşım kendisi de bir sanayicinin ikinci kuşak temsilcisiymiş ama bilgim yokmuş, birbirimizden varlığımızdan haberimiz yokmuş. Biz o toplantıda şunu fark ettik. Aslında birlikte aynı şeyleri yaşıyoruz fakat birbirimizden haberimiz yok. Sonrasında bu işin boyutu ve rengi çok değişti. İlk toplantının daha ilk dakikalarında biz bugün bu şekilde olacağımızı aslında hepimiz hissettik içten içe. Biz ilk başta 82 saatlik bir eğitimden geçtik. Finansmandan tutun da kişisel gelişimden çıkın da liderlikten girin bir sürü noktada eğitimler aldık. Eğitimleri tamamladıktan sonrasında da dernekleşme aşamamız aslında baktığımızda bir arada olmak için oldu. Hepimizin tek bir ortak noktası vardı. Var olan şirketlerimizi geliştirmek ve ileriye götürmekti. Ve bunun başlıca şeyi de kendimizi geliştirmekten geçiyordu. Sonra dernekleştik. 35 kurucu üyeyle derneğimiz kuruldu. Bizim başından beri hedeflerimiz hep her şeyi birlikte yapmaktı. Biz tüzüğümüzü de birlikte yazdık, kararlarımızı da birlikte aldık. Biz her şeyi birlikte yaptık ve hala o istişare kültürüyle birlikte hareket ediyoruz. Yine her kararı alırken topluluk kararı çok önemli oluyor. Biz tamamen kendimizi geliştirmek üzerine kurulu olan bir derneğiz. Bunun için de eğitimler alıyoruz, işte fabrika gezileri düzenliyoruz, diğer OSB'lerle işbirliği projesi kapsamında farklı organize sanayi bölgelerine de geziler düzenliyoruz. Bizim kendimizi geliştirmemizle birlikte şirketlerimizin de bir o kadar gelişeceğini düşünüyoruz. Çünkü biz genç kuşağız, babalarımız, annelerimiz çok eskilerden geliyorlar. Onların biraz daha bilgileri, tecrübeleri ve deneyimleri üzerine bir şeyler ilerledi. Fakat günümüzde eğitim şart. Eğitilmeden, eğitimsiz bir şekilde ilerlemek mümkün değil. Onlar biraz daha psikolojik olarak ilerlememiş olsalar da biz şu anda personellerimizde dahi psikolojiye girmek zorundayız. Bununla ilgili dahi biz eğitimler alıyoruz. Biz hala kendimizi geliştiriyoruz ve daha yolun çok başındayız baktığınızda. Aynı sorunları yaşadığımızı gördük dediniz. Neydi genç sanayicilerin ortak sorunları? Aynı ortak sorunlarımız birincisi ebeveynlerimizle birlikte iş hayatına giriyor olmaktı. Bunun baktığınızda artıları da var ama çok fazla eksileri de var. Dışarıdan baktığınızda hepimiz patron çocuklarıydık. Ama patronlar belirli seviyeye getirmişti. Bunlar anne babalarımızdı. Anne babalarımızın belirli seviyeye getirmiş olduğu şirketlerimizi bizler aynı seviyede tutamazdık veya aşağısına düşüremezdik. Bizler hep ileriye götürmek zorundaydık ve bizden beklentiler de hep çok daha fazlasıydı. Buna ayak uydurmak, buna adapte olmak da çok kolay değildi. Aynı şekilde şimdi baktığınızda bir yandan patronunuz ilk başta girdiğinizde, bir yandan anneniz ve babanız. Bunun dengesini kurmak da çok kolay bir şey değildi aslında. Eve iş götürdük, işte kavga edip evde o kavgayı devam ettirdik yeri geldi. Birbirimize surat astık ama bir noktada baktığımda kendi adıma konuşayım babamdı. Küsemezsin, kızamazsın. Bir noktada da patron nihayetinde. Onlar için de çok kolay bir şey değil. Düzenlerini bozamayız. Belirli düzenleri var. O düzenlere ayak uydurmak, adapte olmak zorundayız. Eğer olamazsak zaten birliktelik devam etmiyor. Onlarla iletişimlerimiz için bile eğitimler aldık biz. Anne baba ilişkisi, anne baba çocuk iş ilişkisi. Bunların hepsi çok zorlu süreçlerdi. İlk başta başladığımız zamanlarda hiç kolay olmadı. Bizim aslında o toplantıdaki ortak buluştuğumuz nokta da buydu. Ben karşımdakini tanımıyorum ama aynı şeyleri düşünüyorum ve hissediyorum. Bu çok farklı bir şeydi. Bu kolay bulunabilir de bir şey değildi aslında baktığınızda. Biz o ilk toplantıdaki aldığımız etkileşimden sonra dedik ki biz kopamayacağız, kopmamalıyız da. Biz Antalya'mızın dışında Türkiye'miz için, sanayimiz için şirketlerimizi bir şekilde devam ettirmek durumundayız, üretmek durumundayız ve bunun için de
Kendimizi geliştirmek durumundayız. İletişim kurmak durumundayız. Bu şekilde çıktık yola. Kuşak farklılıkları nelerdir? Daha çok hangi konularda anlaşmazlığa düşüyorsunuz? Zaman farklı. Evet, yetiştiren insanlar o insanlar. Ama benim zamanımdaki gördüğüm, o zamanda yaşadığım hayatla onların benim yaşımdaki yaşadıkları hayatlar farklıydı. Benim bu sadece imkan olarak söyleyeceğim ama bu sadece maddi imkandan bahsetmiyorum. Çevresel anlamda imkanlar da çok farklı. Personeller dahi farklı olduğunu düşünüyorum. Aynı değiller. Bundan bir 10 sene önce çalışan patron ilişkisiyle şu andaki çalışan patron ilişkisi aynı noktada değil. Geçmişin izleri, geleceğin beklentilerinin birleştiği noktadayız. Ve bunu devam ettirebilmek, bir arada olabilmek çok zor aslında baktığınızda. Çünkü bizlerin kendine ait fikirleri var. Onların görmüş geçirmişlikleri, bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Frekansı yakalamak çok zor. Kolay değil. Genç sanayiciler nasıl bir gelecek hayal ediyor? Dünya çok değişti. Bakış açıları çok değişti. Teknoloji başta çok değişti. Biz yetişmek zorundayız. Biz ayak uydurmak zorundayız. Teknolojiyi yakalamak zorundayız. İlk kuşakların yakalamaya çalıştığı şeyden bizlerin yakalamaya çalıştığı şey çok daha farklı. Yani şu an dünya uçmuş durumda ve biz buna hem kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz, hem şirketimizi adapte etmeye çalışıyoruz, hem de eski kurucuları adapte etmeye çalışıyoruz. Bunları hepsini bir arada yapmaya çalıştığımız için çok zorlanıyoruz aslında baktığınızda. Antalya'nın sanayi potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Antalya sanayisi kesinlikle inovasyona çok açık bir sanayi. Üretim parkurlarımızdan tutun, finansman olarak bile inovasyonun önünü açmamız gerekiyor. İnovasyon içinde Antalya'nın çok uygun olduğunu, Antalya'nın sanayisine çok uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sanayicilerin yaşadıkları başlıca sorunları nelerdir? Sanayicilik aslında baktığınızda bence şu an çok da kolay bir şey değil. Ekonomik olarak çok zor dönemlerden geçiyoruz. Finansman konusunda zor dönemlerden geçiyoruz. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi de personel. Kalifiye personel bulmakta çok zorlanıyoruz. Ülkemizi de çok zora sokacak bir şey aslında baktığınızda. Ama biz bölgemiz adına bu sorunu staj projemiz kapsamında bölgemizde olan teknik kolejimizde çözeceğimize inanıyoruz. Aslında onlar bir altın. O altınları doğru kullanabilmemiz lazım, doğru işleyebilmemiz lazım. Bunun için de dernek olarak çok büyük adımlar atmayı düşünüyoruz. Görüşmelerimiz, toplantılarımız başladı. Onlar bizim geleceklerimiz nihayetinde. Personel olmadan hiçbir şey olmuyor. Bir kadın sanayici olmanın avantajı ya da dezavantajı var mıdır? Ya şöyle, ben ülkemizde kadın olmanın her aşamasında zor olduğunu düşünüyorum. Bunun için özellikle sanayici olma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kadınlar baktığınızda sadece iş anlamında değil, evde de bir şeyleri yürütmek ve devam ettirmek zorunda. Temel kadından çıkıyor her zaman nereden bakarsanız. Bakın, bu çocuk içinde, ev düzeni içinde, temizlik içinde, yemek içinde. Evet, geçmişten gelen böyle bir algımız var. Ha, şu anki eşlerimiz bunları üzerimizden olabildiğince almaya çalışıyorlar. Ama baktığınızda yine temeller kadından oluştuğunu düşünüyorum. Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz. Bu sadece üretim tesislerinde veya sanayide olan bir şey değil. Genel olarak kadın olmak kolay bir durum değil. Ama kadın duruşuyla, kadın yaptıklarıyla, kadın gücüyle her şeyin üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Genç Organize Sanayi Derneği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne neler kazandırdı? Ben geleceğe dair çok büyük bir birliktelik kattığımızı düşünüyorum. Biz dostluğu kattık, biz kümelenmeyi kattık, biz aslında biz kültürünü kattık. Kavga etmeden dost olarak da bir şeyler çözülebilir gösterdiğimizi düşünüyorum. Kadın sanayici olmanın yanı sıra çalışan bir anne olmanın zorlukları nelerdir? Demir şu an 19 aylık. Biz 4,5 aydan beri birlikte gelip gidiyoruz. Aslında baktığınızda o çok çekirdekten beri burada sanayinin içerisinde çok zorlu bir süreç aslında baktığınızda. Çünkü bir yandan annesiniz, bir yandan çıka geliyor, anne diye sesleniyor. Ona dönebildiğiniz zaman var, dönemediğiniz zaman var. Artısının olduğu kadar hep hiçbirimiz evimizde bırakıp dönüp gidemiyoruz. Burada birçok ortak bildiğim arkadaşım var. Belirli bir seviyeye kadar hep birlikte bu şekilde beraber bir şekilde büyüyoruz aslında. Üretimin başından sonuna kadar hakim diyebileceğim bir seviyeydi artık Demir'de. Birlikte bu şekilde devam ediyoruz çalışmaya. Etmek zorundayız. Ülke ekonomisi olarak çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ve tek çok çıkış yolumuzun üretmek olduğunu düşünüyorum.
bütün sanayicilerimizle birlikte üretmeye devam etmek zorundayız.